Herkese merhabalar. YouTube Fatih Olfaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine yepyeni bir LGS başarı hikayesi videosuyla sizlerleyim. Bugün kanalımıza Suatcan Dayanıklı konuk olacak. Kendisi Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi. Ben de heyecanla başarı hikayesini ve okulu hakkında sizlere anlatacağı şeyleri bekliyorum. Evet, hoş geldin Suatcan. Hoş buldum. Suatcan, şöyle kısaca kendinden biraz bize bahseder misin? Ben sizin de söylediğiniz gibi Suatcan Dayanıklı. 2020 LGS'de 482 küsür puan aldım. Ardından da Üsküdar Amerikan Lisesi'ne yerleştim. Kısaca bu benim. Evet, yüzdelik dilimin nasıldı? Kaç tane yanlışım vardı? Bunlardan da bahseder misin? 0.2 yüzdelik dilimi ve 2 Türkçe yanlışı, 1 matematik yanlışı. Boş yok. Evet, toplamda 3 tane yanlışla çok güzel bir sonuç elde ettin. Evet, şöyle önümde bir bakıyorum tabelaya, gerçekten güzel. 2 tane Türkçe, 1 tane matematik yanlışı. Geçen yıl matematik soruları gerçekten zor sorulardı. Burada 19 tane doğru çıkarmış olman çok iyi. Birazdan zaten matematikle alakalı sorular da soracağız sana. Nasıl bu başarıyı elde ettiğine dair. Ama öncesinde başarı hikayene geçmeden şunu da sorayım. 2 tane Türkçe kaçırmışız. Türkçe ile pek aramız yok mu? Türkçe ile zaten benim eşkiden beri kitap okumakla ilgili sorunlarım, Türkçe ile ilgili sorunlarım vardı. O yüzden yani 2 yanlış yapmam benim Türkçe için iyi gibi düşünüyorum. Peki şimdi Suatcan, istersen şöyle bize süreci, LGS sürecini şöyle 7'den 8'e geçtiğin dönemden başlayarak şöyle LGS gününe, hatta tercihleri yaptığın döneme kadar şöyle bir kısaca özetler misin? Süreci bize bir anlatır mısın? Neler yaşadın? Tecrübelerini gerçekten merak ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 7. sınıfın aşağı yukarı 2. ayına gelene kadar yani neredeyse yani mümkün tahmin edebileceğiniz en kötü öğrenci gibiydim tabii notlar açısından. Yani cidden dip gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra baktım yani tabii ben derken hocalarım, ailem falan. Yani bu iş böyle giderse ben LGS'de bir şey yapamayacağım. Ondan sonra yani bir sürü sıkıntı yani. Sonuçta burada önümde 1,5 yıllık bir zaman var. Eğer bunu cidden düzgün bir şekilde değerlendirirsem yani olabilir. Tabii çok çalışma gerektirecek ama olabilir. Ondan sonra işte çalışmaya başladım. Tabii benim eskiden hiçbir derse doğru düzgün katılmadığım için çok fazla konu eksiğim vardı. En basit şeylerde bile konu eksiğim vardı. O yüzden öncelik olarak yani hiç yeni nesillere falan bakmadan öncelikle en önemlisi de konuları tamamladım. Yani işte alttan gele gele 7. sınıfın konularına kadar onları yaptım. Yani İşte bir ondan sonra temeli öncelikle sağlamlaştırdım diyorsun konu anlatımı noktasında. tabii zaten konu olmadığı yani konuyu öğrenemezsen yani soruyu hiçbir türlü yapma ihtimali yok. Önce konu en azından onu yapmak gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra yani benim şöyle söyleyeyim okulda 140 kişi var aşağı yukarı bizim dönemde. Yani ben 120 gibiydim ilk başlarda. Ondan sonra yani işte çalışmaya başladıktan 1-2 ay sonra tabii hemen öyle bir sonuç alamazsınız. Yani böyle 1-2 hafta çalışıp da yükseklere gelmek yok. Zaten ben de gelemedim. Yine işte 120-110'lardan hafif hafif aşağı inmeye başladım. Yani böyle 60'lar 70'ler gibi. Yani o 2 aylık süre falan geçti ancak yani konular yavaş yavaş oturuyor. Ondan sonra şöyle yani matematikten özellikle hoca almaya başladık. Çünkü zaten herkesin malumu matematik cidden sıkıntılı bir dersi. Ben de anlamakta zorlanıyordum. Yani mecburen bunu yaptık. Tabii yani herkesin imkanı olmayabilir. Bunu da biliyorum. Ama cidden mesela en azından konu eksiklerinde ben de çok YouTube'dan yararlandım. Yani cidden bir sürü kanal var. Mesela hocamızın kanalı da var. Yani bakabilirsiniz. Yani cidden konu anlamında hatta yeni nesil soruda bile YouTube'dan bayağı yararlanmışsınız. Oradan yani her şeyi tamamlarsınız. Neyse ondan sonra yine 3-4 ay daha geçti. 15 7 7. sınıfın 15 tarihiyle. O orada yani biliyordum. Yani bundan sonra önümde uzun bir yol var. O yüzden çok fazla kendimi sıkmadım ama tabii ki yani tamamen de tatil yapmanın anlamı yok. Yani işte günde 2 saat civarı falan. Orada biraz konu tekrarı, biraz soru. Zaten o yani 7. sınıfın 2. dönemine başlayınca zaten okul hafiften bir 8. sınıf moduna okul hazırlanmaya başlıyor. O yüzden yani sınavlar da bir tık artıyor ve tabii ki zorlaşıyor. Ben yine böyle yani hiç yani iyi değilim, orta gibi bir öğrenciydim. Yani sonuçta çalışıyordum ama onun da yani çalışmanın karşılığını aldım diyemezdim. Ondan sonra daha çok çalışmaya devam. Tabii notlar da biraz iyileşiyor mecburen. Ondan sonra yani 7. sınıfı böyle ortalamanın birazcık daha iyisi şeklinde bitirebildim. Ama tabii ki çok güzel bir başarı elde ettim denilemez. Ondan sonra 8. sınıfın yaz tatili geldi. İşte sonra biz alemle falan konuştuk. Yani 7. sınıftaki devam ettiğim gibi edersem
Yani o şekilde kalırsam tam istediğim liselerin olduğu klasmana diyeyim çıkamam. Burada araya girmek istiyorum Suatcan. Şöyle söyleyebilir miyiz acaba? 7'den 8'e geçmiş olduğun yaz ailenle konuştuktan sonra aklın başına geldi. Artık o bahsettiğin klasmandaki okullara yerleşebilmek adına çalışman gerektiğinin farkına vardın diyebilir miyiz? Evet yani o zamanlar cidden yani bu işin iyice yani çok cidden sıkı bir çalışma olmadan yani en azından o üst okullara olmayacağını anladım. Sonuçta yani kimse şöyle bir şey yok. Yani birisi çok zeki olsun, çalışmasın yapamaz. Zaten ben öyleyim de demiyorum. Yani aşağı yukarı her öğrenci aynı. Asıl önemli olan çalışma. Kesinlikle. Yani, Peki o yaz tatilini nasıl değerlendirdin 7'den 8'e geçtiğin yazı? tabii yani 8. sınıf cidden yani bu işin en son kısmı yani. Orada cidden iyi olacak. Bütün eforunu 8. sınıfta sarf edeceksin. Ondan sonra final bitiyor. Yani o yüzden bütün yaz böyle çok sıkı bir şekilde çalışıp kendimi de bitirmek istemedim. Yani şöyle diyeyim. Yazın böyle günde 2 saat falan daha çok değil. Böyle daha çok şey tarzında yani 8. sınıf konularının iyice basit TEOG tarzında soruları. Sırf konuyu böyle birazcık kavramak amacıyla. O soruları çözdüm. Yani hiç böyle gene yeni nesillere falan bulaşmadım. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela Türkçe'de işte okuduğunu anlama soruları da bu yeni nesille beraber gerektiği için. Hatta sırf Türkçe değil her ders zaten okuduğunu anlama da. Yani biraz böyle kitap okuyayım dedim. Benim çünkü eskiden hiç çalışmadığım için hiçbir kitap okuma geçmişim yoktu. Yani kitap okuyarak birazcık kendimi iyileştireyim dedim. Ya o işi çok beceremedim ama cidden o faydası var. Yani zaten yazın zaman boş. Bir 3 ay orada işte günlük 2 saat çalışırsınız. Böyle 1 saat zaten kitap okumayı seven her türlü istediği kadar okur da. Yani sevmeseniz bile mesela benim gibi olsanız gene de biraz zorlayın. Böyle bir 45 dakika okuyun en azından. Cidden onun faydası var o okuduğunu anlama kısmında. Evet, bu videoyu her yıl izleyecekleri için takipçilerimiz şöyle söyleyelim. 7'den 8'e bu yıl geçecek olan arkadaşlarımız için bu tavsiyeler gayet güzel. Çok fazla kendinize yüklenmeden TEOG tarzı sorular çözebilirsiniz. Kitap okuyabileceğinizi söyledi arkadaşınız. Ben de buna ek olaraktan şöyle ufak basit bir paragraf kitabı bitirebileceğinizi önerebilirim. Peki Suatcan, şöyle birinci döneme doğru gelelim. 8. sınıfın birinci döneminde neler yaptın? Bir anlat bakalım. Şimdi şöyle ilk denemelere girdim bir iki hafta sonra. Ama bir şekilde yani 7. sınıfta olduğumdan bile geriye düştüğümü fark ettim. Ondan sonra yani düşündüm. Ben tam yazın çalıştım. Yani çok da iyi çalışmadım ama en azından orada bir konuları öğrendim. Birazcık kitap okudum. Anlamamı geliştirdim. Ondan sonra 7'de de zaten çalışıyordum. Niye ben böyle geriye düştüm dedim. Ondan sonra baktım. Şunu anladım ki herkes çalışmaya başlamış. Yani 7. sınıftaki çalıştığınla 8'de aynı yere gelemiyorsun. Rekabet cidden artmış. Çünkü herkes bunu başarmak istiyor. Evet. O yüzden yani çalışmamı birazcık daha hızlandırmak gerekiyordu. Yani hızlandırmaktan kastım yoğunlaştırmak programı. Daha çok test. Mesela günde atıyorum 2 saat çalışıyorsam onu 3 saat yaptım. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Ben burada hani 2-3 saat yaptım diyorum. Hani öyle bu makine gibi değil sonuçta. Yani burada insan çalıştıktan sonra bıkkınlık gelebiliyor. Özellikle bu yaşlarda bile çok da çalışmak istemiyor. O yüzden tabii ki bende de oldu bu. İşte sonra çok çalışınca gene denemeler düşmeye başlıyor. Sonra düşünce işte motivasyon gene azalıyor. Ama ondan sonra ben işte yine ailemle konuştum. Yani önümde aşağı yukarı bir 7 aylık falan bir süreç var. Yani bu süreç aslında şöyle bakınca 7 ay hem uzun gibi gelebilir ama bir nevi göz açıp kapayıncaya kadar da bitiyor. Ki hatta öyle oldu yani. Ben LGS'ye hazırlandım. Şimdi yani LGS bitmiş öbür dönem girecek hatta. Onlara da 5 ay kalmış. Yani aslında çok kısa bir süreç 7 ay şöyle bakarsanız. O yüzden yani cidden burada yani o motivasyonunu bir şekilde koruyup yani tamamen benim motivasyonumu koruma aracım şu oldu. Bir okuldaki denemelerde o rekabet var. Sonuçta insanları geçiyorsun. Onlar seni geçiyor. Yani burada bir yarış tarzı şeyler oluyor. O yüzden mesela biri başkalarını geçince de ben motive oluyorum. Ayrıca ikinci motive olmak kaynağım da şöyle. Yani sonuçta yani 7 ay falan kalmış. 7 ay 6 ay işte gitgide azalıyor. Yani cidden çok az bir süre. Yani bunu eğer doğru düzgün değerlendirebilirsem bitecek. Sonra başka işim olmayacak. Yani liseye girince rahat. Yani rahat değil de yani en azından şey LGS hazırlığına nazaran çok daha rahat. Öyle. O yüzden bunu bildiğim için bir şekilde dişimi sıktım. Yani tabii ki hoşuma gitmiyordu benim de çalışmak. Ben de gidip oyun oynamayı çok daha seviyordum. O yüzden ama gene de mecbur yani sevmiyor olsa da orada yani kitaba gömüleceksiniz. Başka çare yok. Evet, Öyle. Suatcan, istersen yavaş yavaş şöyle sömestriye, ikinci döneme doğru uzanalım. Birinci dönem bitti. Ben bu biraz daha artırılmış çalışma programıyla bir tık daha böyle istediğim seviyelerin yaklaşmaya başladım. Yani yine çok da mükemmel diyemeyiz ama yine zaten iyi diyebilirdik. Sonra 15 tatil geldi.
Zaten bu LGS'de bu son dönem, hatta son döneminde sonlarına doğru yani asıl en belirleyici yer, yani orada bir atak yapıp orada da cidden çok ileri geçenler oldu yani. Mesela arkadan gelip bir şekilde çok öne geçenler. Yani o yüzden bu 15 tatilde şey yapmak istemedim. Böyle hani iyice bir, zaten zamanım çok, işte günde 500 soru çözeyim, oradan da bayağı bir iyi geleyim, hızlanayım falan çok demek istemedim. Böyle birazcık işte kontek, yani 7. sınıf yazında ne yapıyordum ya. Yine onun bir tık daha fazlasını yaptım. Yani birazcık dinlendim çünkü zaten bu son kısım yani. Son dönem. Sonra LGS. O yüzden orada bir tık dinlendim ama şey çok önemli. Çünkü o hatayı yapıyordum ben ilk günlerde. Yani dinleneyim derken de iyice böyle oyunlara falan başta sarmıştım böyle. Ama baktım böyle olmaz. Yani dinlenme, öyle oyunlara falan ben girdim. Girmeyin. Cidden kötü oluyor. Evet. Gerçekten oyun bağımlılığı çok büyük sıkıntı. Özellikle erkek öğrencilerde. LGS yılında çok tehlikeli. Bu konuda böyle hani teknolojik cihazları olumlu yönde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Olumsuz yönde vaktinizi çalacak türden kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Şöyle ikinci döneme geçelim. İkinci dönemde neler yaptık? Bu arada pandemi patlak verdi. Pandemi sürecini nasıl yönettin? Senin adına olumlu mu oldu, olumsuz mu oldu? Şöyle paylaşır mısın bizimle? Evet, ikinci dönem, yani bu başlarına doğru ikinci dönem başladı. Zaten bildiğiniz gibi malum pandemimiz başladı. Ama ben o tam başladığı sıralarda okullar daha kapanmamıştı. İşte daha Çin'de falan vardı. Yani Türkiye'de vardı da neyse, yok gibi var, düşünüyordum. Ondan sonra yani o sırada benim düzenim oturmuştu. Cidden iyiydim. Yani sonuçta o kadar çalışmadım, biraz meyvelerini yiyordum diyebilirim. Tabii ki gene inişli çıkışlar oluyordu yani. Hep iyiydim diyemem, hep kötüydüm de diyemem. Yani o kadar uzun süre çalışınca en azından belli bir seviyeye geliniyor. Neyse. Sonra pandemi başladı. Okulları 2 hafta kapatacağız dediler. Sonra bildiğiniz gibi LGS bir daha LGS gününe kadar aslında kapatılmış oldu o gün. Sonra benim dediğim birinci motivasyon kaynağı hani başkalarıyla yarışmak, onları geçmek, işte onlar da beni geçince daha hızlanmak demiştim. Yani o genel olarak yarış tarzında. Tabii bu arkadaşlarımı ya da okuldaki diğer kişileri göremeyince benim motivasyonum bozuldu ki çok işte de bu oldu. Yani sonuçta kendim buradayım. Yani belki iyiyim kötüyüm bilemiyorum ki. Kendi kendime çalışıyorum. Kıyaslayacak bir şey yok. O yüzden bu şekilde hani kendim kalınca ister istemez motivasyonum cidden düştü. Yani böyle bir iki haftalık süreçte cidden boşladım diyebilirim. Ama yani mesela şu anda da o durumda olanlar var. Bu 2021'de girecekler. Yani o evdeler yani kendileri kıyas, tabii ki online denemeler tarzı şeyler oluyordur ama gene de o aynı havayı alamıyorsunuz. O yüzden gene de en azından o zaman kendiniz yarışın. Mesela kendiniz bir evde sınav çözdünüz. Ondan sonra kendinle yarış. Yani illa ki o yarışma ortamını bir şekilde gerçek olması da yarat ki orada o kendini bir şekilde orada motive edeceksin. O yarışma şeyini yapay da olsa Yani yaratarak. şöyle söyleyebiliriz. Evde çalışırken kendimize bir atıyorum onlu deneme paketi aldık diyelim. İşte birinci denemeyi çözdük. Orada baktık atıyorum işte 75-80 tane işte neyse 80 diyelim doğrumuz var ya da netimiz var. Bir sonraki ikinci denemeyi çözerken 80 neti geçmeye çalışalım. Öyle değil mi? Yani Aynen kendimizle öyle. yarışalım. İşte atıyorum bir sonraki denemede 82 yaptık. Üçüncü denemede 82'yi geçmeye çalışalım. Bundan bahsediyorsun sanırım. Kendinle yarışmak derken. İşte bir iki haftanın daha geçmesiyle işte online denemeler, online sınavlar, her ne kadar sıkıntılı sistemler olsa da bunlar da başladı. En azından oradan gene bir kendi durumumu görebildim. Ki o durumum cidden o hani boşladığım 2 haftada kötüleşmiş. Yani buradaki 2 hafta çok kısa bir süre aslında, 14 gün. Ama orada boşlayınca bile cidden gözle görülür bir şekilde sıralama, işte hız, onların hepsi düşüyor. Yani böyle tabii ki her gün, aslında şöyle diyeyim. Yani her gün çalışın ama her günde durmadan da çalışmayın. Sonra bir süre sonra da bıkkınlık oluyor. Belki böyle pazar günleri mola verilebilir ama o da biraz fazla olabilir. Yani Mutlaka illa ki o mola vererek çalışmak lazım. Tüm öğrencilere bunu öneriyoruz zaten. Molasız çalışmanın bir faydası yok. Mutlaka molalı çalışmak daha verimli. Evet, devam et. Ondan sonra bu denemeleri görünce tabii zaten LGS'de az bir zaman kaldı. Yani diyorum ben böyle yani LGS'de bu sonucu alırsam cidden ömür boyu pişmanlık duyarım. Yani bu cidden ya benim istediğim bir şey değil ki cidden daha, yani daha iyisini de yapabilirim büyük ihtimal. Tabii emin değilim ama yapabileceğimi düşünüyorum. Ondan sonra cidden çok fazla çalışmaya başladım. Yani böyle kitapları hep işte böyle gece 1'lere 2'lere kadar çalışmaya başladım. Ama burada cidden önemli bir şey söylüyorum. Hani böyle çok fazla hırslanıp gece 1-2'ye kadar çalışmak o cidden kötü bir şey. Çünkü mesela yani 12'den sonra cidden yani tam soruyu çözüyorsunuz. Orada 300 rakamını görünce mutlu oluyorsunuz. İşte 500 soru çözdüm deyince mutlu oluyorsunuz ama yani o akşam çözdüğünüz sorunun ne size yararı var? Yani hem soruyu ne çözdüğünüzü anlamıyorsunuz ne de yani zamanınız gidiyor. Yani o kadar da fazla hırs iyi değil bence. Yani bir Sabahları yerde de durmak daha verimli.
O zaman buradan bu Evet. sonucu çıkarabilir miyiz? Ya değil mi? Herkesin kendi bir sistemi vardır. Kimisi sabah sever, kimisi akşam sever. Ama bence yani genel olarak sabah daha iyi. Daha en azından konsantre olabiliyorsunuz. Akşam uykulu uykulu yani cidden mesela uykunuz varsa mesela o, yani o an cidden bir şey anlamıyorsunuz. Cidden bırakın. Yani onun yararı yok. Ben onu Evet, çok güzel. deneyim vererek. Çok güzel. Teşekkürler. Peki Suatcan, şöyle yavaş yavaş LGS gününe, LGS'den bir önceki güne, o günlere gelelim. Bir önceki gün neler yaşadın? LGS günü nasıl bir heyecan yaşadın? Bunu bize anlatır mısın? LGS günü yani LGS'den 1-2 hafta öncesinde söyleyeyim çünkü orada da bazı olaylar oldu. Şöyle zaten şunu ben biliyordum yani LGS'den 1-2 gün önce mola verecektim ki yani sonuçta oraya bir dinç kafayla gideyim. Mesela hep ben öyle yaptım. Yani böyle önemli bir sınavlar varsa yani orayı yani çok fazla çalışıp ondan hemen ardından sınava girince zaten dolu kafayla girince yani çok yoğun bir kafayla girince sınavda ister istemez insan yoruluyor. O yüzden LGS'den ben yani en azından bir 3 gün önce bıraktım. Yani birazcık böyle bazı kelimelere baktım Türkçe'ye, deyimlere baktım. Yani öyle ezber tarz şeylere baktım. Sosyalde bazı anlaşmalara falan baktım. Yani böyle 1-2 gün önce çok fazla bir şey yapmayın. Sadece böyle ezber tarz şeylere bakın. Öbür türlü cidden yorulursunuz. Sınava da yorgun girersiniz. Performansınız çok düşer. Tamam. Ben şimdi sınav sabahın diyorum. Hatta sınav akşamın diyeyim. Çünkü orada da o da önemli yani. Bilmiyorum. Mesela herkesin aşağı yukarı bir yatma saati, kalkma saati vardır. Yani o yüzden işte sınavda böyle sınav akşamı 9'da uyuyacağım, iyi kalkacağım falan filan demeyin. Yani hangi saate alıştıysanız o saatte yatın. Çünkü mesela ben normalde 12 gibi yatardım ki o da kötü aslında. Onu da yapmamaya çalışın da. Böyle ben sınav akşamı dedim 9'da yatacağım. Böyle işte sabah çok zeki kalkacağım dedim. Ama akşam 9'da yattım. Ya zaten uyuyamadım. Sonra uyuyamayınca da stres oldum. Yani cidden bir düzeniniz varsa o düzeni bozmayın. O kalsın. Yani sizin için en iyisi odur. Onu son akşam kadar değiştirmeye çalışmayın. Neyse. Sınav sabahı şöyle. Bence orada cidden işe yarayan bir şey var. Her sınavdan önce de bunu yapmaya çalışıyorum. Hala da yapmaya çalışıyorum. Mesela sınavdan önce böyle bir en azından tabii herkesin bahçeye ya da parka falan gitme imkanı yok ama en azından bir böyle camdan bir çıkarın böyle bir iyi derin nefes falan alın. Yani o cidden insanı kafasını boşaltıyor böyle. Yani, o soruları falan unutuyorsunuz. O cidden Temiz güzel hava, oluyor. temiz hava iyi gelir diyorsun. Nefes egzersizi yapmak güzel olur. Tamam, sonra işte zaten biliyorsunuz herkes kendi okulunda sınava girdi. Ben okula gittiğimde yani tamam her ne kadar stresimi azaltıyordum. Şu stresimi azaltma yöntemi olarak da işte herkes stres görüyor. Herkesin stres var. Bu normal bir şey gibi düşünüyordum. Tabii ama LGS günü stres olmamak elde değil. Neyse okula gidince tabii uzun süredir arkadaşlarımla insan görmüyor. Bana hep şey diye tembih etmişlerdi. İşte insanlarla çok o gün konuşma. İşte seni motivasyonunu bozabilirler. İşte bir şey de diyebilirler. Ama ben işte gittim okulda uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Yani o yüzden yani böyle insan arkadaşlarıyla ya da böyle yani işte sevdiği insanlarla konuşunca motivasyonu iyi geliyor. Böyle yani stresi azalıyor. Orada o sınav sabahı arkadaşlarını görünce. Evet, kendi yaşıtlarınla orada sohbet ediyor olman tabii ki sana motivasyon anlamında çok güzel bir rahatlama sağlar. Sınava da stressiz bir ortamda girmiş olursun. Peki, devamında neler yaşadın? Şöyle hani binaya girdiniz, sınav falan, heyecan yaptın mı, stres yaptın mı? Anlat bize. Evet, şimdi ya binaya girdim. Böyle bir aşağı yukarı 20 dakikalık bir zaman var işte. Herkes oturuyor yerlerine falan. Zaten sağ olsunlar maskeyi çıkarttırdılar çünkü hava sıcaktı. O cidden iyi bir şey. Yani sen maske varken insan rahatsız oluyor. Ondan sonra işte o kitapçık geldi. O kitapçık gelince zaten insan başka her şeyi unutuyor böyle. Sanki başka bir dünyaya gidiyormuş gibi yani. Artık onun son olduğunu biliyorsun ve böyle mesela ders çalışırken falan evde çalışırken böyle insan dikkat dağılır. Abi böyle ne güzel kurşun kalemmiş bir bakayım falan dersin. Yani böyle insan dikkat dağılır ya. O sınavda yani cidden merak etmeyin o iş olmuyor. Böyle sınavda gerçek olduğunu bildiğiniz için ona bakıyorsunuz sınava odaklanıyorsunuz. Tabii benim de dikkatim dağıldı sınavda. Mesela hoca orada yürüyor. Sonra bir de öbür hocalar da konuşuyor aralarında. Benim de çok dikkatim dağıldı. Ama yani cidden yani bu artık son. Yani daha ne kadar son olsun. Yani LGS'nin bildiğin kendisi. O yüzden cidden böyle baktım sınava girdim. Sözel bitti. Sözelde Türkçe'de zaten her soru böyle muamma gibidir. Böyle doğru düzgün bir cevap çıkmaz sorularda. O yüzden böyle sınav arasında ben cidden şüpheliydim. Ve tabii sınav arası çok önemli. Çünkü hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Sınav mesela sözeliniz mesela kötü geçti diyorum. Ki genelde bende öyle olur. Yani sözel böyle hep arada kalır. Kimse emin olamaz Türkçe sorularından. O yüzden böyle sayısal da zaten şey havasıyla kafasıyla girilir. Böyle işte zaten sözel kötü geçti. Sayısal da boş ver artık şey gibi. Ama aslında o çok yanlış. Çünkü mesela tamam sözel diyelim kötü geçti. Ama yani sayısalı ne alakası var? Yani sayısalı ne kadar iyi yapmaya çalışın ki en azından o sözeldeki kötülüğü iyileştirsin. Ki sözelin kötü geçtiğinde garantisi yok zaten. Cevaplar falan açıklanmamış. Ne? Neyse ben şimdi sınav arasındayken şöyle
Cidden çok Türkçe'de 5-6 tane takıldığım soru vardı. Ondan sonra bana hep şey demişlerdi işte kimseyle konuşma ki onu herkes diyorlar. Çünkü aslında mantıklı böyle insanlar çok kolay geçirler senin moralini bozar. İşte ondan sonra bir sorularınızı karşılaştırmayın. Çok şey yaparlar. İşte farklı görünce çok üzülürsünüz falan demişlerdi bana. Ondan sonra hemen gene de gittim hocam şey okulda. Hocam işte öbür şey burada konuşmuş olan dedim hocam Ömer Asaf'la bütün soruları karşılaştırdık. Yani yapmamamız Evet. gerektiğini bile bile karşılaştırdık. Ama en azından orada bir sorularımızın hepsinin aynı olduğunu görünce bir tanesi farklıydı da o zaten sıkıntı değil. Yani çoğunun aynı olduğunu görünce cidden mutlu oldum hocam. Yani Bu arada böyle hemen bilgiyi de verelim. Ömer Asaf da kanalımıza başarı hikayelerine konuk oldu. Ömer Asaf da Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi. Evet, devam et. güzel hocam oradan bir şekilde böyle motivasyon geldi ama ya ben bunu izleyenlere söylüyorum. Siz yine de yapmayın çünkü yani cidden arkadaşınız başka bir şey söyler. Belki sizinki doğrudur ama yani ben birazcık orada kuralları çiğnedim gibi yap. Yani o cidden tehlikeli bir iş. Onu ben pek tavsiye etmiyorum. Neyse Biz de sayısal. tavsiye ediyoruz çünkü ikinci oturuma moral bozukluğuyla girme riski var. Bu riski göze almak yani gerçekten hoş değil. Evet, devam et. Sınava ikinci oturuma girdin. Sayısal oturumu nasıl geçti? İkinci oturum. Şimdi ikinci oturumda ben asıl fenden korkardım. Yani matematikten de korkardım. Fenden daha çok. Çünkü böyle fende hep böyle gereksiz kurcalardım böyle soruları. Yani düşünülmemesi gereken ve aslında biraz da saçma olan şeyleri düşünüyorum. Ve o yüzden soruları yanlış yapardım. Ama bu yıl bizim şansımızla diyeyim fen biraz basit çıktı. Ardından tabii matematik zaten malum. 80 dakika var. O ben yani matematiği o soruları görünce zaten mümkün olunca feni hızlı bitirip matematiğe geçeyim dedim. Ama gene burada çok önemli bir şey demek istiyorum. Şöyle yani o hani matematiğe zaman bırakayım diye feni hızlı yapıp sonra fenden matematikten daha çok yanlış yaptığım denemelerim oldu benim eskiden. O yüzden yani feni de öyle çöpe atmıyor. Sonuçta fen matematik kadar önemli. O yüzden yani tabii ki hep her soru 2 dakika vermek zorunda değilsiniz. Kimine 3 dakika verirsiniz, kimine bir ama Sen onu kaç siz dakikada anlarsınız. bitirdin gerçek sınavda? Feni kaç dakikada bitirip matematiğe kaç dakika ayırdın? Hocam feni ben aşağı yukarı 25 dakika civarında. 55 Bir tane boş. dakikada, 55 dakikada matematiğe kaldı. 25 dakikada ben feni yaptığımı düşünüyorum. Ondan sonra 55 dakika var matematik. 40, 20 tane matematik sorusu. Tabii uzun sorular. İşte başladım. Bu turlama tekniği. Yani kimisi sevmez ama ben şahsen yani benim en iyi kurtarıcılarımdan biri turlama tekniği. Çünkü mesela soruya baktım. Bu soru zor. Ben bununla uğraşmak istemiyorum dedim. Öbür soruya geçtim. O cidden işe yarıyor. Tabii bazen de şöyle oluyor. Ben bazı sınavlarda onu da deneyimledim. Mesela bu soru zor, bu soru da zor, bu soru da zor. O zaman birazcık yani iş kötü Fazla oluyor boş ama kalıyor. evet. Ama en azından ya cidden bu turlama tekniğini yani şey sevmiyorsunuz bile en azından bir iki sınavda deneyin. Bence faydasını görürsünüz. Ben çok gördüm. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Yani soruyla inatlaşmanın hiçbir anlamı yok. Yani vakit çok fazla geçecekse o soruda ya çözemiyorsan veyahut da çözeceğini düşünüyorsun ama 8-10 dakika süre alacak. Yani o soruyla uğraşmanın bir anlamı yok. Hemen daha basit, kısa sürede çözebileceğin sorulara geçmen çok mantıklı. Kesinlikle ben de tavsiye ediyorum. Evet, devam et. Evet, ondan sonra benim aşağı yukarı 10 tane falan sorum vardı matematikte. Ve süreye baktığımda da 15 dakika civarı vardı. Cidden orada birazcık hızlandım. Hatta şöyle bir şey de yaptım. Mesela bunu da hakikaten asla hep yapma derler. Ben gene de yaptım. Ve cidden siz yapmayın. Mesela ya bir tane bilmediğim soru vardı. Yani soruyu çözemedim. Hiçbir şey de anlamadım. Soru tabii ki LGS'de her yanlış bir doğrunun üçte birini götürdüğü için boş bırakın diye tembihlerler. Hep de derler. Yıllarca dediler. Ama ben gene de o sınav anında nedense o soruyu sallayayım dedim. Zaten yanlış çıktı. Yani cidden o doğru çıkar düşüncesiyle onu işaretlemeyin. Yani Matematikten böyle çıkan tek yanlışın da o soru, öyle mi? evet yani sorudan hiçbir şey anlamamışım. Ben gittim saldım. Yani bunu cidden yapmayın. Ben kendim yaşamışım söylüyorum. O yüzden onu diyorum. Evet. Ama bir de şeyi söyleyeyim. Matematik işte hızlı hızlı bir şekilde hallettim orada. O an çok ne olduğunu da bilmiyorum ama yani cidden hızlı hızlı o sınavın o son ciddiyetiyle sınav anında böyle birazcık daha insan olduğundan zeki oluyor sanki. Daha konsantre oluyor. Sınav anı, o LGS. Öyle diyebilirim. Şöyle söyleyebilir miyiz peki? Sınav anında eğer LGS sürecini layıkıyla değerlendirmişsen, çok iyi çalışmışsan, işte Eylül'den Haziran'a sınavda artık stres olmanı gerektirecek, ne bileyim orada heyecanlanmanı gerektirecek bir şey kalmıyor. Gayet rahat oluşturmuş olduğun donanımı, şöyle bir çalışmalarındaki sende oluşan potansiyeli sınav esnasında rahat bir şekilde kullanabiliyoruz diyebilir miyiz? Tabii hocam. Ya mesela şöyle tabii kimse %100 fulleyeceğim diye bir şey emin olamaz. Sonuçta her an bir şey olabilir. Yani insan bilemez. Ama mesela atıyorum bir yıl çalışmasın, bir buçuk yıl çalışmasın. Ya yani bu kadar çalışınca da illa ki bunun kesinlikle bir karşılığı olacak yani. Hani iyi kötü belli bir şeyin üzerinde alacağını emin olursun. O yüzden de stresin azalır. Yani o kesin bir Evet. şey.
Peki ben şunu da çok merak ediyorum. Şimdi şöyle son soruyu yaptın. Artık kodlamanı da tamamladın. Her şey tamam. Şöyle oh bitti artık kurtuldum şu LGS'den dediğin oldu mu? Tabii demez olur muyum yani cidden o kitapçı işte biraz bir son dakikada hemen kodlamamı kontrol ettim. O da cidden önemli çünkü kodlamayı yanlış yapınca zaten her şey gider. Onu da hemen hızlıca bir kontrol ettim. İşte o şeyi verdim, optiği görevliye verdim. Ondan sonra hocam dedim yani cidden böyle bir üzerimden yükler attı. Hani hep öyle derler ya cidden doğruymuş ya. Evet. Ondan Tonlarca yük sonra üzerimden, tonlarca yük üzerimden kalktı diyorsun. Evet. Başka ekleyeceğin bir şey yoksa yavaş yavaş soru cevap kısmına geçelim mi? tamam hocam tabii geçebiliriz. İlk sorumuz şöyle Suatcan. Geçen sene 8. sınıftayken denemelerde dibi gördüğünde en düşük kaç puan alıyordun? Kaç yanlışın çıkıyordu? Bunu merak ediyoruz. Tabii yani hep aynı sonuçları almadığım için ben de bazen yukarı aşağı gidiyordu. O yüzden yani bazı denemelerde hani bazı boşladığımız dönemlerde cidden kötü sonuçlar alabiliyordum. Mesela 420, 410'lar falan gördüğüm oldu tabii ki. Ama yani ortalama göre az genelde. Evet. O Peki kısmı olmasın. yanlış olaraktan 10-12 yanlışı gördüğümüz oldu mu hiç? 12 yanlış. Mesela şöyle bazı bizim okulun denemeleri cidden zordu. O yüzden zor denemelerde yani yanlış sayıları böyle 10 falan rahat görülüyordu ama herkes çok yanlış yapıyor. Zaten sıralama gene aynı kalıyor. Tabii 10 yanlış, 11, 12 gördüm tabii. Evet, anladım. Peki günde ortalama şöyle düşünürsek ortalama kaç saat derse ayırıyordun? Ortalama olaraktan. Hatta tabii her zaman aynı saat tutmayabilir de. Ortalama ne kadar ders çalışıyordun saat bazlı? Bir de günde ortalama kaç soru çözüyordun geçen sene? Saat bazlı şöyle söyleyeyim. Yani en azından bir 4 saati görüyordum. Tabii istisnalar bazı günler çok daha az, bazı günler çok daha çok ama yani ortalama dersek öyle. Ve şey olarak ortalama soru olarak ben hiç soru saymadım genel olarak. Ama şey yani böyle yeni nesillerde cidden o soruları sayısına az olur ama böyle yani 150 falan. Ama yeni nesil cidden böyle yani soruyu cidden anlayarak ve kaliteli bir şekilde çözerek 150 soru yeter Çok güzel. bence. Evet. Peki şimdi şu önemli tabii ki matematik öğrencilerin korkulu rüyası. Geçen yılda bayağı zor bir matematik testiyle karşı karşıya kaldı öğrenciler. Sen 19'a 1 yapmışsın. Yani 19 tane doğru muhteşem bir sonuç. Ve şu iki soruyu birleştirsek yeni nesil sorularda nasıl hızlanabiliriz ve matematiği nasıl başarabiliriz? Matematik netlerimiz yükselmiyor diyorlar öğrenci arkadaşlarımız bu yıl LGS'ye girecek olanlar. Matematik netlerimizi nasıl artırabiliriz? Bu başarıyı nasıl elde edebiliriz? Suatcan ne yaptı diyorlar? Nasıl bu başarıyı elde etti? Yeni nesil sorularda nasıl hızlandı? Bu soruyu nasıl yanıtlamak istersin? Çünkü ben de cidden matematikte çok sıkıntılar yaşıyordum. İşte hem gerek zaman ya da soruyu anlamak açısından. Şimdi şöyle yani mesela başta zor, işte kolay orta zor hep derler ya. Cidden yani mantıklı bir yöntem mi diyorlar? Yani cidden doğru ki diyorlar. Mesela yani o önce konuyu oturtuyorsun. Sonra işte biraz orta soruları yapıyorsun. Onlarda iyi olduğunu anlayınca mesela yeni nesil diyebileceğimiz sorulara geçince tamam mesela başta 20 soruda benim de böyle 7 yanlışım falan çıkıyordu. Ama yani çok yanlış çıksa bile hep çözdüm çözdüm. Yani bir süreden sonra cidden insan alışıyor. Yani ama çok fazla görünce soruları yani anlaşılıyor. Yani başta kötü yapıyorsun ama çok çözdükçe çözdükçe iyileşiyorsun. Öyle değil. Yani şöyle söyleyebiliriz, vakit ayırmamız gerekiyor, haşır neşir olmamız lazım. Yani bir işin üstadı olabilmek adına o işle uğraşmak gerekiyor. Hiç kimse annesinin karnından ne bileyim bir bakır ustası olaraktan, ne bileyim bir motor ustası olaraktan, ne bileyim bir sporcu olaraktan, milli sporcu olaraktan doğmuyor. Yani zamanla çaba sarf ederek, emek sarf ederekten bu sanatları ya da bu spor etkinliklerindeki yetenekleri kazanıyorlar. Öyle değil mi? Sen de bol bol çalıştım ve matematikte yeni nesil sorularda hızlandım, başarılı oldum diyorsun. Çok güzel. Peki LGS sürecini şöyle bir değerlendirirsen, gözünün önünden bir film şeridi gibi geçirirsen, keşkelerin ve iyi kilerin neler? Yani LGS yılında keşke şunu da yapsaydım dediğin bir şey var mı? İyi ki şunu yapmışım dediğin bir şey var mı? Hocam keşke kısmı şöyle diyebilirim. Mesela benim Türkçe'de bir tane yanlış sorum, bir tane mantık sorusu. Şimdi şöyle yanlış kutusu diye bir kavram var. Zaten isminden de anlaşılıyor. Yani yanlış yaptığı soruları işte resmini çekip o kutuya atıyorlar. Mesela ben o kutuyu yaptım. Ondan sonra kutuyu bir daha hiç açmadım. Zaten o kutuda da yanlış yaptığım sorular benim genelde hep şöyle olur. Mantık soru. Yani benim mesela tabii bazıları mantık sorularını kolay yapar. Dil bilgisi de sıkıntı yapar. Yani cidden böyle bilmediğiniz bir konu varsa ve hani inşallah o LGS'de çıkmaz diye umup sınava girersiniz. Yani o konu gelir. Yani şey ben mesela mantık sorularını hiç sevmezdim. Sevmediğim için yapmazdım.
Ama ne oldu? LGS'de mantık sorusunu yanlış yaptım. Yani o yüzden o yani işte kötü olduğumuz bir konu varsa özellikle ona yoğunlaşın. İyice organize. Sevmesiniz bile. Evet, üstüne gidelim diyorsun. Eksiğimizin olduğu branşa, yanlışlarımızın, boşlarımızın, yapamadığımız soruların üzerine gitmemiz gerekiyor. Çok güzel. Peki İİK'in ne? Bu Keşkendi galiba. İyi ki de şöyle diyebilirim. Yani tam işte insanlar çok bıkıyor. Ben de bıkıyorum. Ama yani oradaki o cidden yani olayın yani bir süre sonra biteceğini bildiğim için yani pes et, tabii ki hep pes ettim de yani o geri toparlandım. Pes ettikten sonra geri gelmeyi bir şekilde başardım. Ve yani en azından her gün az olsa bile yani sürekli bir şekilde çalışmak. Yani o sürekliliği yakalamak diyebilirim. Evet, İyi çok ki güzel. öyle. Peki, şimdi benim en çok merak ettiğim kısma geldik. 0,20 yüzdelik dilimimiz var. Toplam 3 tane yanlış, 87 tane doğruyla. Türkiye'nin dört bir yanındaki, İstanbul'un dört bir yanındaki başarılı başka liselere yerleşebilecekken neden Üsküdar Amerikan? Hocam şimdi Üsküdar Amerika'na gitmemin sebebi şöyle. Ben başta bu Türkiye'deki sistemdeki yani tek bir sınavla her şeyin belirlenmesinden dolayı yani bu sistem benim hoşuma gitmiyordu ki. Büyük ihtimalle kimsenin hoşuna gitmiyordur. O yüzden yurt dışı hep öyle bir hayalim vardı. Tabii yurt dışı gitmenin en iyi yolu da yabancı bir liseden. Çünkü fen lisesinden yurt dışı gitmek cidden zor. Mümkün ama zor. O yüzden hep böyle bir Amerikan lisesi. Özellikle de Amerika'yı istediğim için Amerikan lisesi istiyordum. Ondan sonra tabii herkesin bildiği Robert Kolej vardı. Tabii hocam LGS puanları geldikten sonra da Robert Kolej'i tam ucu ucuna kaçırdıktan sonra ben başka bir Amerikan lisesine gitmek mecburiyeti kaldım. Ondan sonra işte baktım şeylere, seçeneklere. Üsküdar Amerikan'ı gördüm. Tabii ben o zamanlar Üsküdar Amerikan'ı hiç bilmiyordum. Cidden gözümde de küçültmüşüm yani. Kim bilecek? Yani çok kişinin fikri yok. Ondan sonra birazcık açıkçası küçümseyerek gittim okulu. Ama yani bunu şey hava olsun diye söylemek istiyorum ama mesela yani okula gidince cidden benim sandığımdan çok çok daha iyi bir yer olduğunu gördüm. Böyle hem üniversite başarılarına baktım. Ondan sonra kampüsüne baktım. Ki kampüsünü hayatımda hiç görmemiştim. Ama cidden güzel güzel yerler yani öyle söyleyeyim. Sonra işte sosyal aktivite olanaklarına baktım. Yani cidden bunları hakkında pek bilgim yokmuş. Ama görünce ne kadar küçümsediğimi öğrendim. Şimdi de cidden çok memnunum yani. Zaten şöyle bir şey var. Bizim okulda tabii yani eğer Türkiye için birisinin Türkiye hedefi varsa yani başka bir lise çok daha uygun olacaktır. Çünkü İngilizce yani aşağı yukarı her ders İngilizce eğitim olduğu için YKS'de çok dezavantaja düşer. Ama yurt dışı içinse cidden en iyi adreslerden biri diyebiliriz. Evet, çok güzel. Şimdi ben bunu birazcık daha dallandırıp budaklandıracağım. Üsküdar Amerikan'ı hemen bırakmayacağız seni tanıtım noktasında. Çünkü Instagram sayfamda bir sürü takipçim var. Oradan yazıyorlar. YouTube kanalımda yine bir sürü abonem var. Oradan yazıyorlar. Diyorlar hocam Üsküdar Amerikan'da okuyan bir öğrenci bulur musunuz? Üsküdar Amerikan'ı tanıtsın, Üsküdar Amerikan başarısını anlatsın falan diye. Şimdi şöyle aldığım notlar var. O notlardan tabii başka şeyleri de vardır ama senin de aklına geldikçe arada senin de eklemek istediğin şeyler olursa tabii ki okulun tanıtımı adına bahsedersin. Ama şöyle bir ben kendi aldığım notlara bir bakayım. Mesela okulun eğitimi nasıl? Gerçi bu sene çok fazla da gitme imkanı bulamadınız sanırım ama en azından uzaktan eğitim görüyorsunuz. Eğitimi, arkadaşlık ortamı, öğretmenleri, öğretmenlerle diyaloğunuz bunlar nasıl? Şimdi bizim ise 5 yıl, 1. yıl hazırlık olarak geçiyor. Hazırlık zaten asıl amacı hep İngilizce öğrenmek. Yani tamamen İngilizce üzerine kurulmuş bir yıl. Ondan sonra o yüzden tabii belli olduğu gibi İngilizce anlatıyor her şeyi. İngilizce geliştirme açısından. Ondan sonra arkadaşlık ortamı, işte kulüpler falan derken bir sürü kulüp var. Cidden ya 80-90 tane kulüp var. Ben oradan tabii bir iki tanesinde gidiyorsunuz ama aslında daha çok gidebilirsiniz de o biraz benim tercihim. Sonra arkadaşlık ortamı derken cidden çok iyi insanlar var. Yani tanıştım. Böyle cidden değişik bakış açısı kazandıran iyi kaliteli insanlar var. Sonra online. Yabancı dili olaraktan sadece İngilizce mi var? Fransızca, Almanca gibi değişik yabancı diller de öğretiyorlar mı ekstra? Biliyorum, şey var. İspanyolca, Fransızca, bir de Almanca var. Ben Almancayı seçtim. Yani sonuçta Almanca bana daha uygun bir dil gibi geldi. Şu onu da öğrenmeye çalışıyoruz. Ondan sonra yani ikinci yabancılık olarak o var. Öyle diyeyim. Evet, peki öğretmenlerle diyaloğunuz nasıl? Öğretmenler tabii ki online olduğu için direkt ben böyle birebir olmuyor ama online'da mümkün olduğunca cidden gerçek okuldaymış hissiyatı vermeye çalışıyorlar. Tabii bu her okul bunda zorluk yaşıyordur. Ama cidden hocalarla iletişim oluyor. Yani o şey o hissiyat Evet, alınıyor. biraz önce hafiften bahsettin ama bilgin varsa bizi aydınlatırsan seviniriz. YKS başarısı nasıl okulun? Hangi üniversiteleri tercih ediyorlar? Hep genelde yurt dışını mı tercih ediyorlar yoksa Türkiye'de böyle hani
ODTÜ, Boğaziçi gibi gözde üniversitelere de yerleşen Üsküdar Amerikan mezunları var mı? Hangi meslekleri tercih ediyorlar? Genelde hemen yurt dışında işte efendim mühendislik okumayı mı, yoksa Türkiye'de tıptır, siyasal bilimler, hukuk böyle şeyleri de tercih ediyorlar mı? Yani tabii ben hazırlık sınıfı öğrencisi olduğum için çok fazla bu işleri bilmiyorum ama web sitesinden ve bize verilen sunumlara bakarak, yani zaten genel olarak amaç yurt dışı olduğu için yurt dışında en iyi diyebileceğimiz üniversitelere bir sürü giden var. Ondan sonra tabii yani ben dedim İngilizce Türkiye için çok iyi değil dedim ama Türkiye içinde de en iyi üniversitelere giden gene bir sürü kişi var. Yani birazcık aslında yarı yarıya diyebiliriz. Hatta yurt dışı Çok güzel. birazcık daha ağır basıyor. Anladım. Peki okulun yani öğrencilerin tamamı İstanbul'dan değildir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler de vardır. Okulun böyle pansiyon, burs gibi, yurt gibi imkanları var mı? Şimdi mesela bizim sınıfta aşağı yukarı il dışından 4 kişi var. Online eğitim olmasından dolayı öyle bir zorluk çekmiyor ama okulun pansiyonu yok. Ama okul yakınında bir sürü ev var. Yani genelde orayı kiralamayı tercih ediyor insanlar. Peki burs konusunda bir bilgin var mı? Hani böyle burs verilebiliyor mu okula? Okulda burs imkanları var. Mesela böyle ilk 5'te, ilk 3'te girenlere işte %100, %80 civarında burslar olduğunu biliyorum. Ondan sonra tabii böyle işte milli sporcu tarzında şehir yapanlara da burslar var. Evet Suatcan, okul hakkında bu kadar bilgi yeter. Zaten bir hazırlık öğrencisi ancak bu kadar bilgiye sahip oluyor. Teşekkür ediyoruz sana. Peki videonun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şöyle LGS tayfaya son olarak ne söylemek istersin? Mesela benim cidden önemli olduğunu ve değinmek istediğim bir konu var. Mesela derslerde böyle bazen tabii ki herkes her şeyi anlayacak diye bir şey yok. O yüzden böyle işte kafasında bir soru takılabilir. Benim de kafama çok takılıyordu soru. Ben bazen saçma da olabilir ama mesela cidden hoca böyle gıcık olacak ya da belki kızabilir gibi düşünüp o soruları sormazlık etmeyin. Çünkü yani o soruyu mesela ben de başta öyle düşündüm ama ondan sonra düşündüm ki yani sormadığım bir şey sonra sınavda çıksa ne kadar pişman olurum. Yani ondan çekinmeyin. Yani hocalar büyük ihtimalle birazcık gıcık olabilir ama yani sonuçta bu sizin iyiliğiniz için. Anladım. Evet, zaten artık günümüz teknoloji çağı. Senin dediğin de doğru. Hocalara da sormak lazım ama kaynak kitapları alırken artık veliler o kadar bilinçli ki çocuklarına video çözümlü kaynak kitapları alıyorlar. Yapamadıkları soruları olduğunda o video çözümlerden zaten soruların çözümlerini görebiliyorlar. Birçok özel okul da artık veya birçok özel deneme şirketi de artık denemelerin video çözümlerini üretiyor. Ama burada tabii Suatcan'ın söylediği noktada çok önemliydi. Evet Suatcan, kanalıma misafir olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Evet, gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Üsküdar Amerikan'dan ilk misafir ettiğimiz öğrencimiz sendin. İnşallah devamı da gelir. Bu vasıtayla bir hatırlatmayı gerçekleştirelim. Suatcan gibi başarılı olan başka başka arkadaşlarımız burada kanalımıza misafir olup bizlerle başarı hikayesini paylaşmak isterlerse bana Instagram sayfam üzerinden veya mail yoluyla ulaşabilirler. Hepinize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. İnşallah LGS'de herkes istediği güzel bir puanı elde eder ve istediği güzel bir liseye yerleşir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.